Kamil Bey, bu daha önce denenen yöntemlerden, benzerlerinden farklı zannediyorum, değil mi? Nasıl bir fark yaratır? Hedeflendiği gibi %5'i 10'u sisteme gelebilir mi yastık altındaki altının ve nasıl bir fark yaratır sizce? Şimdi hedefle yani %5 ise yaklaşık 15 milyar dolar hedefleniyor demek, 300 milyar doların. O anlamda diyelim bu hedefin işte 10 milyar doları gerçekleşse bir etkisi olacaktır. Ama unutmayalım, yani sonuçta bu kur korumalı mevduat gibi bir enstrümandan bahsediyoruz şu anda. Yani siz altınınızı getiriyorsunuz, ister TL olarak sona alabiliyorsunuz, isterseniz altın olarak geri alabiliyorsunuz. Ama yani buradaki riski yine devlet alıyor. Yani altını alıp bozdurup kredi veriyor bankalar ve diyelim sonra altını geri ödemesi zamanı geldiği zaman aradaki farkı yine devlet karşılayacak. Ben şunu, vatandaşın şunu sormasını bekliyorum. Gerçekten artık biz vatandaş da değiliz, biz vergi mükellefiyiz. Ben vergi ödüyorum, siz vergi ödüyorsunuz. Bizim vergilerimizle devlet bol keseden her türlü mevduat sahibine garanti veriyor. Kur garantisi veriyor, altın değeri garantisi veriyor. Ama bunların yükü gelip yine bütçeyi vuracak. Ben birkaç aydır bunu da söylüyorum. 2022 bütçenin ve borç stoğunun ciddi bir problem haline geldiği bir yıl olacak. Şimdi o anlamda evet altını kazandıralım sisteme ama bu şekilde kazandırdığınız zaman yine devlet üstleniyor maliyeti. Yani kur korumalı mevduat işte 10 milyar dolar gelmiş. İşte 340 milyara çıkmış TL olarak değeri. Ben aman diyorum, umarım bu 500'e çıksa da hadi 1 trilyon liraya falan çıkmaz. Çünkü sonra kur %20, %30 arttığı zaman o zaman ne olacak? Devletin sırtına, omzuna 200-300 milyarlık bir kur farkı ödemesi çıkacak. Yani benim sizin vergilerinizle bunlar yapılıyor. Devlet borcunu geri ödeyemediği zaman sıkıntısı hepimizi bulacak. Çünkü bakın, kur krizini yaşadık biz. 3 ayda %60 arttı dolar, döviz kuru. Ve o dönemde eğer biz ekonomik krize girmediysek bizim bir borç stoğu problemimizin olmaması, hane halklarının, kamunun ya da bankaların batık kredilerinin olmaması o kadar büyük çapta var ama o kadar büyük değil. Şimdi bu yıl hükümet bir şekilde bu politikada ısrar ederekten ne yapmaya çalışıyor? Bütçeye olası yükleri arttırıyor. Para politikasının gevşek olmasından sonra maliye politikasının üzerine de ciddi yükler biniyor. Yani hem vergilerden vazgeçiyoruz hem de garantiler, böyle opsiyonlar veriyoruz. Bu fedakarlıklar ya da bu yöntem başka, yani 10 milyar dolardan daha başka yan getiriler getirir mi? Yani altının gelmesi bazı başka çarkları döndürür ve yine ekonomik başka getiriler sağlar mı peki? Yani böyle bankalar de bir bu da mı gözetiliyor? Sağlayabilir. Bankalar kredi genişlemesi sağlayabilir, bu TL olarak, mevduat olarak girebilir devreye. Ama unutmayalım, TL mevduatın, bugün TL mevduatınız varsa %17 alıyorsunuz, %16 alıyorsunuz. Yani enflasyon %48. Yani aradaki eksi faize baktığınızda, eğer siz faizi zamanında %19-20'lerde tutsaydınız, indirmeseydiniz aşağıya, bugün enflasyon %48'e çıkmayacaktı zaten. Yani %49'a çıkmayacaktı. Ben bunu, hani İngilizce'de bir şey var. İlk işi tekrar, yani first thing first. İlk başta doğruyu yapalım. Ondan sonra bütün yanlışları yapmak zorunda kalmayalım. Orada biz doğru yapmayınca arka arkaya yanlışlar geliyor. Burada enflasyon timi mesela, enflasyonla mücadele timi. Yani siz şimdi, sonra bir de app, mobil app olayı. Şimdi gidiyorsunuz siz mağazaya. Ediyorsunuz, herkes hafiye kesilecek, şikayetler başlayacak. Ne olacak? Vatandaş, tüketiciyle esnaf karşı karşıya gelecek. Sürekli sorunlar çıkacak. İş yerlerinde bugünlerde ne görüyoruz? Ücret artışı almak için işçiler daha fazla istiyor. Şirketler veremem diyor. Sıkıntılar orada baş gösteriyor. Yani siz enflasyonu böyle hortlattığınız zaman arada ne çıkıyor? Herkes kendi gelirini korumak için uğraştığı zaman o zaman İki taraf sürekli karşı karşıya geliyor ve toplumsal barış anlamında, toplumsal huzur anlamında da gün içinde de huzur kalmıyor. Yani her şeyin pozitif tarafından bakmak istiyorum ben bu pakette de. Gerçekten altını kazandıralım ama bu şekilde yaptığımız zaman maliyeti yine
hazinenin sırtına bindiriyoruz. Benim söylemek yani daha diğer konularda da yani hem mobil app olabilir hem de bu mücadele timi konusu. Bunlara kolluk kuvvetine girmeyelim. Enflasyon kolluk kuvvetinin işi değil. Enflasyon bir kurumun işi. Merkez Bankası. Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlayacak önlemleri aldığı zaman bütün bu yaptığınız, aldığınız, bir açıkladığınız paketlere hiç gerek yok. Ekstra mesaiye ne gerek var Sayın Bakan'ın, başkalarının ekstra mesai yani yapacağını? Yani faiz indirimi Merkez kararının Bankası, sonucunda bu tablo oluştu ve bu adımlar da atıldı. Öyle olmasa evet, bu olmazdı diyorsunuz özetle. Evet, evet. Hı-hı. Aynen bu. Yani Hı-hı. söylemeye çalıştığım bu. Ben yani bunu ısrar edip tekrar yani hükümeti eleştiriyor gibi gözükebilirim ama buradaki konu eleştirelim, doğruyu yapalım diye eleştirelim. Ama bunun sonunda hepimizin refahından oluyor. Hocalarım dedi hepimizin doğalgaz, elektrik faturaları katlandı. Ben Bayım Hocama biraz katılamıyorum. Benim geçen yıl bu zamana göre faturam ikiye katlandı. Yani kış ayı, yine Şubat ayı, yine Ocak ayı. Ocak karşılaştırıyorum. Yani Ocak'la gidip yaz aylarını karşılaştırmıyorum. İkiye katlandı çünkü fiyatlar arttı. Ha bunun %30'u diyelim uluslararası fiyatlardan ama geri kalan %60, %70'i doğrudan dolardaki artıştan. Ama o zaman biz burada bir hata yapıyorsak da bunu kabul edelim. Bunda ısrar ettiğimiz zaman da o zaman ben vatandaşımı enflasyona ezdirmeyeceğim dediğiniz zaman enflasyon %1000'e çıkacak. Biz hala aynı şeyleri söyleyeceğiz. Bu enflasyonu aşağı çekmek için önce o mücadelemizi yapalım ve orada da mücadelenin adı belli. Merkez Bankası faiz silahını kullanıp bunu çok rahat enflasyonu aşağı çekebilir. Ama giderek enflasyonu kontrol altına almanın maliyetini, refah maliyetini arttırıyoruz. Daha ileride enflasyonu düşürmek için Merkez Bankası politika faizini yükselttiği zaman hepimizi çok olumsuz etkileyecek. Bunu söyleyeyim. Şu anda zaten hepimiz olumsuz etkileniyoruz. Alım gücü anlamında çok düştü. Ama bir de para politikası, sıkı para politikası geldiğinde o zaman iç talep düşecek, işsizlik artacak. Biz o zaman da sıkıntıyı yaşayacağız. Tekrar yani bakan diyor 2023 Mayıs'ta diyor tek haneye gideceğiz diyor. Yani tek hanelere yakın bir yerdeydi. Biz aldık %50'lere çıkardık. Sayın Bakan acaba o zaman da şey diyecek mi? Biz hükümet olarak enflasyonu tek haneye düşürdük. Bu başarı bizim başarımız diyecek mi acaba? Merak ediyorum. Başarısızlığı kabul etmiyor. Bu enflasyonu buraya getiren de hükümet.